Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Is it an earthquake or your shutter is shaking? No, my shutter is shaking. Is your shutter shaking? Yeah, your shutter is shaking. Shaking. Natural olsun. 1995, 1000 yıl önce İFER'e ve Ezel Akay'la reklam sektörüne girdim. Türkiye'den, dünyadan... İyi akşam. Pardon, sesim gitti. İyi akşam saatlerinde Amerika'nın doğu kıyısını etkileyen... prompter biraz daha hızlı akıtalım. Geç kalıyor çünkü. İyi akşam saatlerinde Amerika'nın doğu kıyısını etkileyen... Bu benim içime çok sinledi. Tamam, güzel. Peki kurgucu olarak reklam sana zarar verdi mi mesela? Yok. Aksine diyorum, Türkiye geldiğim zaman dramatik kurgucuydum ben. Drama kurgucusu daha çok. Fakat hiç kimseden çok fazla bir şey öğrenemiyordum kafa açıcı olarak. Ezel'le tanıştık, şeye geldik. Ezel hiç değilse bu teknik mevzuları çok iyi biliyordu. Burada mı? Efekt. Reklamları o yapıyordu. Yani Flame falan. Flame falan, kimsenin haberi yoktu bunlardan yani nasıl neler çekiliyor. Reklam şunu öğretiyor seni. Çok önemli bir şey. 45 saniyelik reklam yaptım. Geliyor müşteri, diyor ki ya bunu 30 saniye, yani işte 40 saniye indirin. Sizin, nereden indireceğiz bunu? Kendine şöyle hedef koyarsın. 20 saniye indireceğiz. Ondan sonra atmaya başlıyorsun. Bu kısa versiyonlar çok şey öğretiyorlar seni. Anlattım nasıl daha kısa bir şekilde, daha hızlı bir şekilde nasıl gösterebiliyorsun. Onu öğretiyor yani. Kimse bizi geçemez. Kimse bizi geçemez. Kimse bizi geçemez. Ne oldu müdüre? Şişti gene. Aynı zamanda zarar oluyor. Reklamlardan uzun metraja geçtiğin anda her şey yavaş geliyor sana. Ya. Reklam yönetmenleri çok başarılı olamıyor. Çünkü başka bir şey bakıyorlar. Estetiğine bakıyorlar. Dekupajın on flu bir şeyler olsun. Ön planda bilmem ne şey olsun falan. Esas olarak sahnenin... Ana mevzu. Draması. Draması, oyuncularla çalışmak. Ana mevzu orada. Doğru metot o bence. Doğru metot olabilir ama ya bak, seyircilerin iştahı çok açıldı. Artık basit çektim diye şey kabul etmiyorlar. Abi herkes böyle hem estetik olsun hem de acayip daha önceden görmemiş şeyler olsun falan filan. Herkesin önünde daha büyük görevleri var şu anda. Yani bu işler sonuçta dijital medyaya geçtikten sonra, YouTube'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi algılamıyoruz. Evet. Bir bombardıman oluyor ve mecburen filmlerde... bunu yansıtıyorlar. Yani filmler bunun yankısı oluyor yani. Çünkü filmde zamanın ruhunu anlatıyor zaten. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Ya filmde mikro ritimler var. Ki o mikro ritimler bir sahneyle ya da sekansla ilgili bir şeydir. Bir de makro ritimler de var. Makro ritimler tüm filmin dengesiyle ilgili bir şeydir. Ne diyorsunuz bu konuda? Çok iyi kahve ha. Güzel değil mi? Çok iyi. 96 yılında Derviş Zaim geldi İFER'e. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Çekti. Tabutu Revşat'ı. Çok az parayla, kendi parasıyla çekti. Yani annesinin emekli tazminatla çekti onu. Hani bilemedin yani 15 bin dolar mı ne? Sessiz çekti film. Sessiz. Yani klaket için bile şey yoktu yani. Yer yoktu yani. Az negatif. Şimdi Ezel post prodüksiyon yapımcılığı yapacaktı ve plasman yapacaktı filmi. Geldiler işte, Ezel dedi sen bu filmi yapacaksın. Sana güveniyoruz seni. Ya yapmayacağım brother ya. Yapacaksın. Ya zaten bütçesi yok. O filmle ve Eşkıya ile beraber Türk sineması tekrar canlandı. Yani, ama dur, senin o filmi yapış maceran bayağı şey. Yapış maceran. Mucize yarattın orada. Her şey ne kadar mucize olduğunu o zaman hevesliydik yani, gençtik. Yani yaptığın şeyleri anlatman lazım değil mi? Tamam ya, anlatacağım ya. Anlatayım mı? Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Malı? Arap Faik'ten alıyorduk. İstanbul'a kadar ben kullanıyordum kamyonu. Ne o? Gora lan ya. Gora ne yaptı ya bunu? Ne malı diyecektin yani, karpuz malı. Derviş geldi, yok yapacağını, yok yapmayacağım. Ya tamam yaparız. Sen niye yapmak istemiyorsun? Baktım malzemelere, baktım. Çok kopuk geldi bana yani. Hmm. Ha dedim, bu fiziki olarak bile bağlamak zor olacak yani. Fakat beğendim. Ahmet Turul'un performansını beğendim. Birer tek var abi. Seyrediyorum. Birer tek var. Bir tek. Hop süper. İkinci tekrar yok. Abi dedim, nasıl bir cesaret bu ya. Peki Ahmet o kadar mı parasızmışlar ya? 48 kutuyla çekilmiş film abi. Hmm. 48 kutu negatif çarpı 4 dakika yap abi. Ne ola? 160. 160 dakika. Tamam 160. Ya. Bire 1.25. 3 saat. 3 saat ham malzeme. Filmin. 1,5 saat film çıkarmaya çalışıyorsun. Fakat abi Ahmet Turul'un performansı harika. Hiçbir karede bir şey çıkmıyor. Yani karakterden çıkmıyor.
Senin yatacak yerin yok mu? Hem var hem yok. Arkadaşlarda kalıyorum. Ben de. Ama arkadaşlar iyidir. Bir de şey hayran oldum. Abi de kameraman kim ya? Nasıl bir risk bu ya? Kimdi kameraman? Kuşçu mu? Kuşçu Mustafa Kuşçu ya. Ya çok acayip ya. Sen filmin senaryosunu falan okumadın. Direkt... Yok yok yok. Direkt malzemeye gördüm. Sessiz. Ama o ilk bakış şey değildi. Derviş seni istiyor. Öyle mi? Yok be ya. Derviş geldi. Adamcağız bir film bitirelim kim olursa da. Sen o zamana kadar Türkiye'de uzun metraj yapmamışsın. Yok ya. Zaten yoktu yani piyasa. Bir şey yoktu yani. O döneminde Zeki Demir Kurbuz C-Block çekti. Ali Özgen Türk Çıplak. Özel televizyonlar gidiyor oraya falan filan. Kimse gitmiyordu. Berlin'in sana. Berlin var mıydı? Berlin vardı. Öyle bir çok acayip geldi bana. Yani bir enteresan geldi. Böyle farklı bir festival. Bir bağımsız ruhu vardı. Güzel bir festival havası. Dedim ki tamam film dürü düzgün yap. İki tane asistan vardı Derviş'in. Kız asistanlar. Sessiz ya. Kim ne konuşuyor falan filan anlatıyorlar. Ben böyle bir şeyler kabaca bir şey bağladım. Derviş bir dummy dublaj yapalım. Uydurarak bir dublaj. Bir Tuncel Kurtiz rahmetli gelecekti. Ahmet Uğurlu. Ayşen. Tuncel yoktu o şey. Ahmet Uğurlu aldı. Tuncel'i taklit ederek. Sesini taklit ederek Tuncel Kurtiz'in böyle o şey. Yani ne yapıyorsun? Tuncel abiyle sonra tanıştık ya bir festivalde. Çok acayip. Yani. Çok garip. Çok ya ne garip ya. Süper adam. Yani işte. %1000 adam yani. Neyse. Biz kurguladık ilk draft. Yani ilk first cut. Behruz Haşemiyan diye bir prodüser vardı orada. Dedi ki biz bunu Kan'a gönderelim. Hadi biz Kan için bir kaset hazırladık. Ender geldi. Dörtlük müziği falan filan. Abicim Kan'a gidecek kopyasını seyrettik. Her filmin kaba kurgusundan sonra kendini öldürmek istemiyorsa iyi değilsin. Rezalet olması lazım. Yani kendi hissetmen lazım. Yani bir rezillik hissetmen lazım. Yani. Tamam. Hiç değişmedi mi o? Yok yani. Çok ya. Bir iki kere dedim kabası okeydir. Abi. Yoksa karambol. Seyrettik 10 kişi. Herkes böyle abi. Bembeyaz sinir. Ezel mezel de mi öyle? Ezel yok. Ezel neredeyse komedi içerecekti. Şöyle bir şey olur. Bilmem ne. Hani var ya Ezel'in şeysi. Neyse. Çıktım ve şey dedim. Müzik çok staccato geliyor. Minimuma düşmemiz lazım müziği. Neredeyse sessizlik olacak ki millet rahat seyretsin. Öbür türlü overload oluyor yani. Kafa şişiyor. Bu arada bunu gönderdik Kan'a. Kan'dan şöyle cevap geldi Behruz'a, prodüktöre. Dedik sen kafayı mı kaçırdın yani? Behruz kalktı. Beni silin. Silin. Jenerikten silin beni. Ciddi mi? Ciddi. Çünkü bir tane flop vardı onu daha önceden yani Amerika'da yaptığı bir tane flop. Ben istemiyorum müziği. Ya daha sanki. Beğenmemişler filmi yani. Ciddi almadılar yani anlatabiliyor muyum? İyi durumda değildi o anda film. Kan Ertuğrul güzel bir yorum yazdı. Notunu aldık yani. Aklı bir yorum yazdı. Ondan sonra ütüle rahatlamak için geniş planlar eksikti. İstanbul abi, görüntüleri. Ezel'i çağırdım. Ezel şu reklamlardan kalan negatifi verin abi 2-3 kutu. Adamları bir çeksin. Birkaç tane şey de. Kurçu'ya dedim ki baba sayma şimdi. Kurçu az negatif var diye kurgulayarak çekiyor. Yani böyle 1-2-3 yeter. Abi dedim bırak ya 15 saniye çeksene ya. Ya yine geliyor 6 saniye. Dayanamıyor film abi adam ya, film akıyor ya tabii. Ama yani olmasaydı. Bir de o filmin şansı şuydu. Hep diyaframa 4-4.5 gibi bulutlu hava, tek kostüm. İstediğin yerde marifet yapıyorsun. O sahneden plan alıp bu sahneyi koyup da bilmem ne kimse fark etmiyor. Bir iki tane icat ettik yani sahne. Yani şut kaldı bir tane ekstra şat. Ahmet Turul bir şeyler bekliyordu. Sahile geliyor böyle bakıyor. Uzaktan bir plan. Geri dönüyor gidiyor falan filan. Onlar onu aslında senin uydurduğun zaten. Uyduruyor yani. Tabii ya, bir rahatlama şey. Hatta olsun. Ters okutmuştun falan. Negatif diye o ters değil. İmajdan aldığımız Avid şu 14 inç monitör. Şöyle iki tane çizgi roman gibi bir şey bakıyorsun. AVR 5. AVR 1. 1 mi? 1 sulu boya yani. Hiçbir şey görmüyorsun. Ondan sonra bunu bitirdik orada kurguyu. Dedim Derviş şüpheleniyorum burada bir şey görmüyoruz olabilir yani. Bassınlar bize working print net 4K görelim. Bastılar gerçekten print. O cim zaman cim. Negatifi de mi kestiler yani? Negatif çekilmiş. Negatif kesilmesi gerekiyordu. Sen negatif kesmiyorsun ama değil mi? O ayrı yok, bir şey. Yok ben iş kopyasını kesiyorum. Pozitif kesiyorum. Laboratuvara veriyorum. Laboratuvar buna göre ben nerede kestiğime göre negatife bakıyorlar. Aynı yerde kesiyorlar. Bize asetonla böyle bir tutkalla yapıştırıyorlar. Onu bastıktan sonra kesilmemiş bir kopya çıkıyor. Cinefect'e gittik. Prehost masalar, demir masalar. Böyle sıfırdan bir kere daha kurguladık. Yani bir beşinci, altıncı geçiş mi? Beğendiler mi son halini? Beğendik abi. Artık yani kabul ettik oldu. Son hali olduğu müzikler gibi. Değişti. Müzik için şey konuştular. Baba Zula'yla. Murat Ertar geldi. Tamam vereceğiz müziği falan filan. Murat para almamış olabilir yani. Komple şey yaptılar. Jest. Yansımalar diye bir grup vardı. Neyli. Onlar da verdiler bir ana temayı. Ve şey hissediyorsun. Güzel bir şeyler toparlanıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Bir şeyler oluyor. Miksaj yapıldı. İmajda Antalya Film Festivali'ne alacağız dedi Ezel. Şimdi bunu anlatmam lazım. Ertesi gün akşam Antalya'da açılış var filmin.
Eskiden sinema kopyası çıkmak için negatif kesilmesi gerekiyordu. Bir de ses negatif diye bir şey vardı. Yaptığın miksajdan ses negatife, negatife optik olarak aktarılıyordu. Ses negatif bir bütünlüğü var, onu kesilmiyorsun. O böyle yani oturuyor. Ses negatif şöyle bir şey değil şimdi. Biz konuşuyoruz diye bunun negatifi değil. Bunun negatifi aynı şey diyorsun, sadece fısıltı oluyor. Pssss diye bir şey. Optik kafadan okuyorsun. Sonra negatif sesi ve negatif görüntü üstte kitleyip basıyorsun, kontakt kopyasından pozitif sinema kopyası çıkıyor. Ses yandan akıyor. Yanda yer var. Yanda yer var. Pozitif elime geliyor. Aynı zamanda ses negatif geliyor. Ben ne yapmam lazım? Pozitif makine koyuyorum. Ses negatif de makine koyuyorum. Optik ses. Ve laboratuvara şey işaret veriyorum. Buradan sinkleyin. Sinkleyin. Buradan kitleyin bu ikisini. Neyse geldi ses negatif. Gece şeye gittik. Ben, Derviş, Mustafa Kuşçu. Mustafa kontrol diyor, yani sıfır kopyası çıktı. İlk baskı. Bir bakalım abi, color correction diye bir şey, düzeltmeler var mı? Revizyon var mı falan filan. Rengi hazaltin. Böyle sadece 3 RGB makinesi. Çok yani CMYK aslında. İlkel bir şeyler. Hı-hı. Neyse abi geldik. Gecenin saat ne zaman? İlk ne zaman çıktı? Saat 12. Tan diye bastım şey. Gidiyor gidiyor 10 dakika okey abi. Senkron okey. Birdenbire senkron gecikti 14 kare. Ne oluyor? Play. Bir noktadan sonra bıp diye şu tarafa. Allah. 14 kare. Uzuyor yani. Ya gecikiyor ya ona geliyor. Ha böyle her bobinde 2-3 kere şaklabanlık var yani. Ne oluyor lan ya, ne yapacağız? Geliyor ikinci bobin yine aynı. Üçüncü bobin yine. Biz ayva yedik burada ya. Ezel'i çağırıyorum. Dedim ki Ezel, bu sesle bir problem var ya. Voltaj mı düştü o şey transfer ederken? Miksajdan oraya buraya. Belki de kanal kaymıştı. Bir şeyler oldu yani, bilmiyorum. Merak etme, yarın bunu hallederiz. Ne yarın, yarın Antalya ya. Fark etmez. O zaman gitmeyeceğiz, bilmiyorum. Abi dedim bu... Gitmese bu film, sen bunu opte başına koy, Kur'an-ı Kerim gibi koy ya, bir ne güzel film çekmişiz gibi. Ya bedava basın film, bütçesi yok, hiçbir şey yok. Tak diye kapattım, böyle bakıyoruz birbirimize. Selahattin'i çağırdım yukarıda. Selahattin yukarıda negatif kesiyor. Selah dedim, eldivenler var mı? Eldiven. Eldivenlerle dokunuyorsun negatif, tamam mı? Aldım bu ses negatif, o dokunulmaz abi. Bir baktım şimdi, play diyorsun, 14 kare mi 12 kare mi, 14 civarında geç kalıyor. Galiba senin röntgenin lazım olacak bize. Bir sonraki ters non-senkronlu. Ahmet Efendi. Neyse o zaman buradan alıyoruz abi. 14 kare. Bitti, oraya yapıştırıyoruz. Galiba senin röntgenin lazım olacak bize. Kıçından yapıştırıyoruz. Ses negatif yapıştırılır mı öyle? Babacım yapıştırılmaz. Teknik yasası var yani. Seloteple bu arada yapıştırıyoruz. Aseton bile değil. Yapıştırdım, baktım abi çok iddialı değil ama 100 kere şimdi trim edemiyorsun. Ha. Birer tabii. Kere göz kararı. Hala bir non-senkronluk hissediliyor yani. Tabu taraşata 2-3 kere sağdan soldan gidiyor arası. Dublar zaten. Hala duruyor mu o yani? Duruyor demek. Seloteple çak yapıştırdım. Birdenbire şüphelendim. Dedim ki ulan selotep tutmaz şimdi. Banyodan geçecek, kopya makinesine gelip parçalanacak. Selo. Selahattin'i çağırıyor. Dedim ki oğlum tutar mı bu makine bilmem. Yok abi, duble yapıştırman gerekiyor. Çift taraftan selotep. Çak. Şimdi olay şu. Çift taraftan selotep yapıldıktan sonra orada seste şey oluyor. Çizgiler oluyor. Ve şey duyuyorsun. Duyuyorsun. Yaptılar kopya. Biz bekliyoruz böyle. Nöbet tutuyoruz hayvan gibi. Saat 6 sabah. Çıktı kopya. Sinema kopyası çıktı. Play ettim. Şey duyuyorsun. Optik kafasında geziyor şimdi ses. Ses optik okuyor. Her kestiğim yerde böyle bir... Böyle şey geziyor yani. Tamam. Olan dedim yani ne yapalım. Yine Selahattin silmez kalemi var mı? Siyah. Ses track var ya şöyle. Ses track'in birkaç perfore önünde böyle romboid baklava şekilde. Siyah. Çizdim ki fade in fade out oluyor sessizliğe. Yani değil de oluyor. O daha iyi yani. Çok iyi ya. Bak yok, süper bir anıymış. Surrounding story olan bir yani, orada şimşek gibi patlar diye korkuyorum. Ve öyle bir abi çizilmiş kopya şey gitti, Antalya'ya gitti. 4 gün sonra tırın telefon gece. Alo Derviş Antalya'dan. Oğlum dedi en iyi film aldık. Altın Portakal. Lan dedim diğer filmler nasıldı yani, biz aldıysak ama yok artık. Şeydi yani. Sen de kurgu mu aldın? İşte şey aldı, en iyi film, en iyi oyuncu, en iyi senaryo Derviş aldı. Ben en iyi kurgu aldım. Ver abi şeyi. Evet sayın seyirciler. Eze böyle getirdi bana. Benim ne güzel yani, Oscar'a benziyor ya. Tabut Taroşatı'nın Altın Portakal ödülü. Bu aslında altın göğüs dedim. Burada bir portakal, minicik portakal vardı. Düştü mü? O düştü. Hep düşüyor yani. Altın kaplama bu. Altın değil. Bu gerçek. Türkiye'de ilk aldığın. Türkiye'de aldığım en önemli ödül. Çünkü bu beni şey tanıttı. Bütün sinema piyasa şey tanıttı. O zamana kadar Türk sinemasında kurgucu aslında operatör gibi.
Yok, kimse bahsetmiyor. Bak, sağlam kurgucular vardı işte. Ya vardı da yani kurgucunun filme bir şey katabileceği çok düşünülmüyor. Niye biliyor musunuz? Yeşilçamcılar imkansızlıktan dolayı, daha doğrusu negatif safe olsun diye hep dekupaj, ağır dekupaj çekiyorlar. Ve çok az çekiyor herif yani. Sadece azdan ziyade şey çekiyorlar, dekupaj çekiyorlar. Buradan buraya kadar stop, buradan buraya kadar gerektiği stop. Gerektiği kadarını çekiyor. Gerektiği kadar ve şöyle, biz konuşuyoruz ya, soru stop, ikinci soru stop. Birinci bana çeviriyor. Birinci cevap stop. İkinci cevap stop. Okuyarak yani şeyde sufle okuyarak. Sonra dublaja gidiyor. Yani öyle akıtalım yok. Yani. Akıtalım çekelim. Yok. Dolayısıyla kurgucunun fazla yapabileceği bir şey yoktu. Yani bir klaketleri çıkartıyorsun. Bağlıyorsun bir şey. Rahmetli Atif Yılmaz öyle çekerdi. Klaket çıkarırsın. Hepsi ama yani kafasında planlamış her şey, detaylı planlıyor. Dolayısıyla şimdi bu tabii o zaman yeni bir şey oldu. Aa, kurgucu diye bir şey varmış oldu. Peki o zaman bir iki soru sorayım. Bu sor. Şeyle ilgili. Nasıl buluyorsun filmi? Hangi? Yani Tabu Tarabaşı. Millet çok beğeniyor bu filmi. Performance, One Man Show filmi o. Ahmet Uğurlu'nun. Not vermesi gerekiyorsa 1-5 arası 4 plus. Yani 5 değil de bir şeyler eksik hissediyorum o filmde ama tam ne eksik olduğunu anlayamıyorum. Ama ben seyretmiştim mesela, bir kurgucu eli değmiş yani, şeyi anladım tabii ben, o yaptığın şeyleri. O filmi kurgulamak için aklımda gelen bütün marifetleri. Ne öğrendiysen yapabildiği her şeyi yapmış. Yapabildiği her şeyi yaptı. Sadece ben değil yani, Mustafa da işte, Önder Akay'da bilmem ne. Derviş de yani bu anekdot kendisi anlatsın yani, nasıl yakaladı Ahmet Turlu'yu, nasıl ikna etti falan filan. Geçen gün rastladım. Proşova ile program yapmanı çok seviyorum, devam et dedi vallahi. Tamam, okey. Derviş selam. Bak 2000 yılında Derviş'le şey yaptık. Derviş'le Filler ve Çimen yaptık. Onun da ikinci Altın Portakal. Ama benim onunla da ilgili soracaktım. Onu sevmedin sen. Sevmeme değil de Tabut Derviş Ata'dan sonra çok böyle iddialı geldi bana. Onu nasıl öldürdünüz? Rahta. İki kurşun. Aydal biraz Derviş şey anlatmaya çalışıyor. Biraz böyle eğitim vermeye çalışıyor millete yani. Biraz didaktik olmuş. Evet. Biraz didaktik olmuş da ne yapalım. Bak şöyle bir böyle bakıyorum. Bir filmin potansiyeli ne kadar kullanılır? Diyelim ki çekilmiş malzemenin içinde bir şeyler var. Çok kurnazca kurgularsan %85'i şey yapar. Normalde ilk kaba kurgu yapıldıktan sonra %60 yaklaşmış oluyorsun potansiyelden. Sonra ince kurgu cimini %80-85 geliyor. Ondan sonra çok zorluyor. Yani her kademe, hele 90'lara geldiğin anda her milim bile baya bir çaba istiyor. Peki, artık şey dahice bir şeyler gerekiyor. Burada %110 kullandık. Yani potansiyelden %110. Şeyde. Beyazları bile, Tabu Tarabaşı'da beyazları bile kullandık. Yani o şutlardan. Elimde bak abi. Print kopyası, iş kopyası çıktıktan sonra, bütün çekilmiş malzemeler bittikten sonra baktım elimizde ne kaldı. Bir tane şu kadar bir plan kaldı. 2,5 saniye bir ateş planı yedek olarak çekti. Bir detay biraz daha yakın çekti. Her bu şey kaldı. Her şeyi dibine kadar kullandık. Neyse, bir şey daha söyleyecektim. Bir üçüncü ver oradan. Vermeye utanıyorum hocam. Yok, ver utanıyorum. Bakalım. Şimdi bunu Erdem Kral'ın Vicdan filmini aldık. Üçüncü Altın Portakal. Şimdi bak, bunu Altın Gövüş dedik ya. Sonra şey değişti, yönetim değişti. Dediler ki, ulan bu çok ayıp ya. Böyle kadın bandı falan filan gösterme, çok ayıp, bir değiştirelim. Şimdi bu dizayn kim yaptıysa, helal olsun. Böyle bir şey yaptı. Dildo gibi bir şey yaptı. Bu hesapta portakal. Etrafında hayran olmuş kadınlar dans ediyor. Böyle bir şey. Şimdi bunu gördüm de yere düştüm gülmekten. Yani sonra uyandılar, dediler ki boş ver abi, buraya geri dönelim. Geri döndüler. Çok enteresan. Fakat bu... Dikkat et, bir yerimize batar bir şey. Oturmayalım yani. Böyle oturacaksın, şey götün oturma. Tamam, okey, hadi. Regrets, I had it few. But then again... Too few to mention. Spielberg'in Jaws'u kurtaran kadın vardır ya, Verna Fields. Tamam. Sence öyle bir şey var mı? Yani bir kurgucu kurtarabilir mi filmi? Filmde bir potansiyel bir şeyler varsa, fakat tamamen bitmemiş bir, tamamlanmamış bir şeyler varsa, çok iyi bir ilhamla, gerek sesle, gerek önerilen dublajla, gerek oraya, gerek marifetle, gerek upside down bir şeyler yapılan, bir düzgün bir hale getirebilir yani. Hı. Filmi. Manalı, manası olarak. Yoksa başyapıt yani, şimdi boklarla çekmişler de şimdi başyapıt oradan çıkardım yani diye bir şey yok. Verna'nın becerisi var mı orada? Verna'nın becerisi var mı? Oradan bir efsane çıkıyor. Bak, şu kurguyla ilgili bir efsane geziyor. Soruyorlar, çok mükemmel kurgu ve sıradan kurgunun farkı nedir? Kötü kurgunun farkı nedir? İki kare. Abi, kim diyor onu? Spielberg diyor da Tarantino diyor. Two frames, two frames. Abi, evet.
15 saniyelik reklam için 2 frame, 2 kare bir şeyler ifade ediyor. Yani bu arada sahne dediğimiz 4 kare var. Hatta 25 televizyon için. 2 kare resmen bir şu kadarcık bir şey. Şimdi aksiyon sahnesi ise çok yakın planlarsa o 2 kare baya bir kinetik enerji veriyor ve alıyor. Ve hatta işte çok böyle ince ince momentler var ya, gerçekten 2 kare. Yani teknik kurgudan bahsediyoruz. Ya orada maket görünüyor, 2 kere sonra bir keşfediyor kendini maket, işte Jaws gibi. Yani plastiğe benziyor, tamam at şu 2 kare benzemeyecek falan. Yoksa uzun metraj, yani 2,5 saatin uzun metrajının 2 karesi nesine fark ediyor gözünü seveyim ya. Tabii canım, o değil. Ya bir Ruggero Mastroianni diye bir şey vardı. Marcello Mastroianni'nin kardeşi İtalyan kurgucusu. Ya filmlere bakarsan o şeyde işte Fellini'den oradan buradan bilmem Pasolini bilmem ne filmleri yapıyor. Abi adamın bakarsan yani her kat balta gibi ya. Baltayla ama konstrüksiyonu iyi yani. Zaten aslında evet bir kurgucunun esas kurgucunun görevi. Kurgucunun esas görevi odur ya. Ya, ya. Kare konstrüksiyon. Teknik, konstrüksiyon. Kare teknik kurgudur ya. Kare şey yaparsın yani 3 senelik bir kurgucu, 2 senelik kurgucu artık yani öğrenir o kadar yani şey. Yani hareket nasıl balacak orada bilmem ne orada. Yani. Ki sonra da unutmak gerekir onu aslında değil mi? Yani o önemli değil o teknik. Yok ya tabii. Çalıştığın anda maksimum fokus oluyorsun. E sonra baktın abi teşhede ne bu abi oğlum. Ama o anda ya niye biliyor musun? Çünkü fine kurgu yaparken, ritim verirken o andaki sen diyorsun ki bunu yapabilmiş miydin yani şimdi olsa. Şimdi olsa başka bir ritmin var ya başka bir türlü yapardım. Fine cut'ı. O anda ne gelse zaten sana yani sanattan bahsetmek zorundayım çünkü şey oluyor. Birdenbire içten bir şeyler geliyor yani. Her sanatçının o anda ne yaptıysan o anda böyle bir şey geldi. Şimdi sana çıktı mı çıkmadı mı ayrı bir konu. Bak onu soracaktım. Hiç tekrar kurgulamayı düşündün mü? Yok ya ne filmi yok be abi. Ben bir kere yaptım olmuyor. Yok ya yok. O anda bak sana soruyorum. Bir de o yüzden uzun süren kurgu çok da iyi değil. Yani ben normalde şimdi Türk standartına göre ya yabancı standartına göre baksan post prodüksiyon şey sürüyor ya. 4-5 ay kurgu sürüyor. En normalde az. En az. Ha neyse en az 4-5 ay. Ama ekip var bilmem ne şey var. Türkiye'de şimdi 2-2,5 aydan fazla uzarsa kurgu senin biyoritmin değişiyor abi. Ruh halin değişiyor. Yani filmden artık çıkıyorsun ya da çok filmdesin. Ya sıkılmaya başlıyor insan gerçekten. Ama sen o zaman Amerika'da da mı zorlanırdın yani? Nasıl? Yok o başka oğlum. Yani onlar şey diye çalışıyorlar. 5 gün ekibin var bilmem ne. Hafta sonu serbestin. Burada ne lan? 15 saat anasını satın ya. Şimdi değil abi. Tamam şimdi bir artık o kadar zorlamak zorunda değil mi? Lan, ömrü boyu burada Türkiye'de diyorum. 12 saat minimum. Ya Merchant kitabında bir şey diyor. Ben onu çok beğeniyorum. Hmm. Sen ne diyorsun bakalım? O malzemenin içinde var o diyor herif aslında o kurgu. Sen onu bulmaya çalışıyorsun. İşte tabii işte onu yani balıkçılık yapıyorsun. Çıkarmaya çalışıyorsun, cımbızla çıkarmaya çalışıyorsun. Şimdi vaktin, sağlam vaktin varsa çıkarıyorsun. Ama ben sana şunu da söyleyeyim. Herhangi bir sanatçıya fazla vakit verirsen ve imkanı verirsen hiçbir şey yapmıyor. Bokunu çomaklıyor çünkü. Bokunu çomaklıyor bir de yani tembel oluyor yani. Biraz sıkıştıracaksın yani. Şimdi prodüktörler para vermeyin sıkıştır. A man, what has he got? If not himself, then his nut. To say the words he truly feels, and another word.